diyeceksiniz? Güneşim, sizden başlayalım. Biraz genel bir soru. Red Bull Soundclash'teyiz ve çok heyecanlıyız. Yani bu... Yetim üzerinde. Evet. Ve insanları da bayağı eğlendireceğiz sanırım. Çünkü çok fena şeyler hazırladık. Bu işbirliği hakkında birazcık konuşalım. Nasıl teklif geldi? Güzel bir kapışmada bizi bekliyor diyebiliriz aslında 2 Ağustos'ta. Bunun zaten sinyallerini de çektiğiniz videolarda da gösterdiniz. Bununla ilgili neler söylemek isterseniz. Ya biz Uzi'yle çok farklı iki insanız, iki müzisyeniz. Yani bambaşka tarzlarımız var. Ve bu meydan okuma bence tüm meydan okumalardan farklı. Çok büyük keyif alacağını düşünüyorum tüm katılanların, dinleyenlerin. Daha sonrasında da birçok sanatçı için bence böyle değişik bir algı yaratabilir. Çünkü yani beni Uzi şarkısı okurken, Uzi'yi de şarkısı okurken görecekler. Yani izleyecekleri zaten çok ayrı görüntüler. Biz onun dışında hiç olmadığımız yerlerdeyiz. Yani Güneş biraz daha aşina bu konulara ama ben biraz daha markalarla işbirliği yapmaktan uzak bir insanım. O yüzden benim ilk işim çok ayrı olacak. Bunun için de biraz daha uğraştık yani. Normalinden daha fazla uğraştık. Umarım yetişiriz ona yani. Evet, az önce de söylediniz zaten iki zıt karakterin kapışması ama kısa sürede iyi anlaştınız. Videoda da gayet güzel kapışmalarınızı da izledik. Onunla ilgili neler söylemek isterseniz. Enerjiniz çok kısa sürede çünkü tuttu. Biz aslında bu işbirliğinden önce de birlikte bir düetimiz var ve iki farklı karakter olsak da aynı camianın içindeyiz. Camianın dışında biz zaten aynı ailenin içindeyiz. Aynen öyle. Beraber çok küçük yaşlarımızdan beri beraber müzik yapıyoruz zaten. Şu an karşı karşıya olsak da genelde yan yanayız. Yani tabii ki hep yan yanaydık, hala yan yanayız ama evet. Bu bir iş konusunda da herkes çok ciddi yani. Benim de acımam yok. Olabildiğimiz kadar ciddiyiz. Bakalım yani kozlarımızı paylaşacağız ama hep bir sevgi çerçevesinde olur. Yine öyle olmaya devam edecek. 2 Ağustos'ta göreceğiz kapışmayı. İki sahne, iki sanatçı, bir kazanan. Hazırlıklar nasıl gidiyor bununla ilgili 2 Ağustos'la ilgili? Ya biz hiç şu ana kadar hiç yapmadığımız şeyler yapıyoruz. Eminim Utku da öyledir. Yani birçok farklı... Fazlasıyla. Ya bir de tek başına biz yapmıyoruz. Bizim sahnemize konuk ettiğimiz de sanatçılar var. Hiç kimse bunu bilmiyor. O yüzden herkese büyük bir sürpriz olacak. Bence orada çok ters köşe olabilir yani. En fazla olabileceği yer orası bence. Bence tabii de. Onların bilmediği, bizim bildiğimiz şeyler de var bu konuda. Ben bildiğim için çok şanslıyım bu arada. Ama Güneş Hanım şimdiden mesaja vermiş, tacı takmış. Kazanan belli, ikinci kim der gibi. Kral diyor herhalde. İddialıyım. Tacın şeylerine iyi bakın bu arada. Evet, mesaj daha sonra. Evet. Merakla bekliyoruz biz de. Bunun dışında nasılsınız, neler yapıyorsunuz Güneş Hanım? Var mı yeni çalışmalarınız? Evet, ben şu anda yeni bir albüm hazırlıyorum. Ama zaten biz Red Bull'dan sonra Utku'yla yıllar sonra ilk işbirliğimizi yayınlayacağız. Merakla bekliyoruz biz de. Sizin var mı yeni çalışmalarınız ekstra? Uzun zamandır yatıyorum. Çok uzun zamandır yatıyorum. Şarkı yapıyorum zaten bu benim. Evet. Yani artık su içmem, yemek yemek yemem gibi bir şey yani. O yüzden onu söylemek bile istemiyorum. Ama ilk defa planlı projeli bir şey yapıyorum tekrardan. Bakalım yani, inşallah beğenirler. Bizim içimizden, kalbimizden geldiği için ben ciddiğimi düşünüyorum. Güneş'te de çok güzel bir işimiz var. Bakalım. O ne zaman yayınlanacak peki? Tamamen belli mi? Şey ona bağlı. Bunun hakkında birazcık şu an çekincelerim var. Paylaşmak istemiyorum. Peki ikinizin ama de... Biz çok özür dilerim. Biz bu şarkıyı ilk kez Red Bull sahnesinde okuyacağız o gece. Merakla bekliyoruz biz de. İkinizin de tarzı son yıllarda çok seviliyor, hem rap hem sizin tarzınız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Çünkü pop'un, rock'ın ve diğer tarzların da önüne geçti. Bunu söylemek istiyorum. Hep de konuşuluyor aslında. Biz zaten size de yöneltiliyordu. Bu arada yani bir şeyleri ünlü olsun diye, çok dinlensin diye yapmıyoruz. Güneş, biz yapınca ünlü olacağız. Aynen. Güneş adına da konuşabilirim yani bu konu hakkında. Biz zaten yapıyoruz ve oluyor yani. Her zaman böyle olmuştur. Çünkü her zaman yurt dışını çok takip ediyoruz. Güneş'le ben de. Buraya bağlı kalmamak lazım. Buraya müzik yapıyoruz zaten. Bunun bir tartışması yok ama dışarıya bağlı. Dışarıyı daha çok örnek alıyoruz. Dünya oradan dönüyor yani bakarsanız. Oraya yürüyen, oraya giden işler yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince özgün bir şekilde. Yeni bir jenerasyon geliyor. Biz de o jenerasyonun içindeyiz. Aynen. 20 yıl sonra biz de efsane olacağız. Aslında güzel şarkı ve trendi yakaladınız mı? Başarı kendinden geliyor diyebilirsiniz aslında. İşte trendi yakalamak gibi bir duygumuz yok aslında. Trendi yaratan biz yapınca trend. Bunu lütfen kesin. Şakaydı bu. Hayır, şakalık bir durum yok yani. Ya böyle tamam. Şey gibi olmasın yani. Aslında bunu böyle kendimizi abartmak için söylemiyoruz. Hiçbir zaman. Her şeye böyle rağmen yani. Hani burada bir sonuçta bir standart vardı. Evet. Ve biz bu standartları ne olursa olsun
reddettik. Yani biz kendi standartımızı ortaya koyduk. Rolex derken veya Güneş kendi çapında söylediği herhangi bir flex yaptığı herhangi bir şeyde. Biz o zamanlar linçleniyorduk yani. Hiç bayağı linçleniyorduk. Rolex dediğin zaman veya başka bir şey dediğin zaman biz linçleniyorduk her zaman. Ama şu an bakarsan ilk 50'ye bak yani. Evet. Spotify listesindeki ilk 50'ye bak. Herkes bunlardan bahsediyor. Herkes işte lüks arabalardan, lüks evlerden, lüks takılardan bahsediyor. Biz bunları bahsettiğimiz zaman bize diyorlardı ki yani rap fakirin su olan ayakkabısıdır diyorlardı. Biz her zaman zaten başarmak istediğimiz şeyden bahsediyorduk. Onu bahsettik, yine anlattık. Her zamanki gibi. Doğru olan bu olduğu için kalıcı oldu. Kalıcı olarak devam ediyoruz yani bence. Sizin tarzınızdan sonra da aslında tekrardan birçok şarkıcı ve sanatçı da çıktı bununla ilgili. Dinlediğiniz, beğendiğiniz var mı sizin tarzlarınızda? Sen neyiz? Ben Lizzie'yi seviyorum, beğeniyorum. Yani evet. Kadınlar arasında çok başarılı buluyorum. Aynı şekilde yeni çıkan sanatçılardan, evet, Lizzie'yi çok iyi beğeniyorum. Bence değil. Çok değine sayılmaz yani. Sen de bir şey söylemek zorundasın, bizi bana biraz biraz topu direkt dileşelim yani, aslında. Ben de ne bileyim, Beck benim için. Ya biz çok fazla müzik, ya ben bu arada çok müzik dinleyemiyorum ya, onu söyleyeyim yani. Ünlü olan şarkıları duyabiliyorum bile. Ya ben de tayfam harici insanlardan bahsetmek istiyorum. Yani benim ekibimde yeni olan çok fazla insan var bu arada. TC mesela, TC'si. O kadar iyi ki yani. İnşallah karşınıza çok iyi bir şekilde çıkar ve çok iyi kendini temsil eder. Çünkü ben ondaki ışığı görüyorum yani. Renault, Ecezi, çok iyiler, bayağı iyiler. Ama kendi ekibim dışında birinden bahsetmem gerekirse Reg bence çok iyi. Yani kendi de farkında, çok böyle tavrından, halinden belli oluyor. Çok fazla oturma imkanı bulmadık. Bence bayağı iyi. İnşallah onun gibi çocuklar daha fazla çıkar diye düşünüyorum. Peki, çok fazla tutmak istemiyoruz sizi. Son olarak da 2 Ağustos'ta güzel bir kapışma bekliyor. Bununla ilgili son olarak neler söylemek istersiniz? Bana zor soruları bana bırakıyorsun ya. Sonra ben daha az konuşayım. Kopya yani çekiyorum şimdi. Evet. Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Lütfen, olur mu? Hadi okay. Birlikte. Tamam. Biraz alabilir miyim sonra? 2 Ağustos'ta güzel bir kapışma bizleri bekliyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? İşte her zaman dostuz. Her zaman dostluk çerçevesinde bir şeyler yaptık yani. O yüzden kapışacağız, elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Güneş hakkında bilmediğim çok şey var. Onun benim hakkımda bilmediği çok şey var. O gün daha orada sahnede göreceğiz. Ama onun dışında ben biliyorum ki dostluk kazanacak her zaman. Fazla bir şey söylemeye gerek yok yani. Umarım öyle olur. Dostluk ve ben kazanırım. Yani ben korkuyorum çünkü neler hazırladığını biliyorum az çok yani senin de. Yani bu iş için çok hazırlandık. Zaten amacımız kazanmak ya da kaybetmek değil. Orada güzel bir gösteri sunmak, unutamayacağımız bir gün yaşamak. Evet, bu markayla da bunu yaptığımız için ben memnunum. Red Bull'un kültüre yaptığı katkılardan dolayı da memnunum. Teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok sağ olun.